Neredeyim ben? Geldim başkan. Hoş buldum. Allah cezanı versin. Nereye getirdin beni? Suriye'ye hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Suriye mi? Biliyorum. Balayı için uygun bir yer değil ama. Ne saçmalıyorsun sen? Ne balayı? Seninle bakkala bile gitmem ben. Biz sizin gibi değiliz. Kadınları biraz fazla şımarttı. Onlar da şimdi tepemize çıkıyorlar. Ne işimiz var burada? Niye getirdin beni buraya? Ufak bir işimiz var. Sonra alıp seni gideceğim. Nereye kaçacağını sanıyorsun? Bak ne diyeceğim. Sen orasını düşün. Bizi bekleyen güzel geleceği düşün. Allah yazdıysa olsun. Ölürüm daha iyi. O da bir seçenek evet. Bizim emanet nerede? Ha, o birazdan burada olur. Az önce geçtik sınırdan. Suriye'deyim. Ayşegül'den bir haber var mı? Yok babacığım. Aramayla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır demişler ya. Bizimkisi de o hesap. Ne telefon sinyali var ne başka bir şey. Behram denen adamı buldunuz mu? Her şeyin yerini o biliyor. Ayşegül'e de bombalara da ulaşmanın tek yolu o adam. Eyvallah abim. Ama bizimkisi samanlıkta iğne aramaya benziyor. Sebo. Başka şansımız yok. Yoksa bombayı da patlatırlar, Ayşegül'ü de kaybederiz. Allah muhafaza. Tamam aga, elimizden geleni yapıyoruz. Buluşacağım istihbaratçının adı neydi? Kuzgun. Seni alacak oradan. Silahıydı, barınmaydı. Ne gerekiyorsa o sağlayacak abi. Tamam. Biz buluşma yerine gidiyoruz. Bir gelişme olursa ararım tekrar. Nerede bu buluşma yeri? Gelmedik mi daha? Az kaldı. Birazdan varırız. Dön hemen, dön! Dön! Olmaz. Gördüler, durursak peşimize takılırlar. Ne yapacağız peki? Sakin olacağız. Damarıma basarlarsa sakin makin olamam. Aman diyeyim abi, öldürürler bizi. Dur hele bakalım. Nüfusu. Sayara. Ferjet varakat Ebu Şüvey. Eltullek inzirmine sayara. Yalla. Araçtan inmemizi istiyorlar abi. Anladım. Sen Türk müsün? Evet. Dilimizi biliyorsun. Çatpat işte. Ne işin var burada?
Akrabaları var. Onları görecek. Aşağılık yalancı köpek. Buraya neden geldin? Hemen söyle. Yalla Emci. Yalla. Nihayet geldi. Ben de yabancı memlekete geldim diye üzülüyordum. Herkes burada. Ne yaptın güzellik? Şu kimyasalları bir görsek artık. Bu ne ayak? Silahları görmek istiyor. Güzel. Gördüğün gibi ben sözümü tutarım. Alo başkan. Ne yapıyorsun sen? Biz anlaşmayı tersilerle yapmadık mı? Bombayı onlar patlatıp suçu Türkiye'ye atacaklardı. Ben değiştirdim anlaşmayı. Anladın mı? Örgüte veriyorum bombayı. O nereden çıktı şimdi? Ha? Neşet babanın haberi var mı bundan? Yok. Ne olacak? Duyarsa hoş olmaz. Resmen kazık atıyorsun ona. Bana attığı kaza sayarız. Bana bak başkan. Ateşle oynuyorsun. Bir anlaşma var ortada. Biz de bozuyoruz. Ne yapalım bunu başkan? Eldirin. Sıkın kafasına gitsin. Akıdım. Yanlış yapıyorsun. Yallah Çok hemşi. Büyük bir yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun başkan. Bakın, ben ziyaretimi yapıp geri döneceğim. Vakit kaybediyoruz şu an. Sana inanmıyorum. Ellerini başının üstüne koy, yere yat. Hadi ya, ne gerek var? Bunlara gerek yok, yapmayın hadi. Aa! Akrabalarım var burada. Onları ziyarete geldim. Kötü bir niyetim yok benim. Özel harekatçı Akif Emir. Bütün Türkler gibi bu da yalancı. Son duanı et. Ben Akif Emir. Vatansever bir neferim.
yaptı. Tersli dostlarınızla ülkeme karşı kurduğunuz tuzağı bozmaya geldim. Yallah imsin! Yallah! İzle Zahid! Yallah! Ne diyorsunuz siz? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki birader! Kusun! Kusun! Başımıza bela olacak bu adam. Burası benim ülkem, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapamaz. Merak etme. Boş ver onu da biz işimize bakalım. Al kızı da gidelim. Itlavara. Yürü. Dokunma bana. Bırak beni. Yürü. Bırak, bırak. Ya hala mı direniyorsun Ayşegül? Anla artık benimsin. Ne Akif ne de başkası. Tek gerçeğim benim artık. Ben. Ben. Şerefsize bak. Bombayı alıyor. Nereye gidiyorlar acaba? Kimsin bilmiyorum ama zamanlaman manidar. Ben Kuzgun. Sen de Akif Emir'sin. Gerçek adın ne? Ben Şehnaz. Demek istihbarattansın ha? Maalesef değil. O zaman dediklerini yapsak iyi olur. Bence de. İşte tam burası. Hı-hı. Olur. Güzel fikir. Gelecek planlarımız bunun üzerinden yürütülür. Baba, bunu görmen lazım. Getirin.
Yanıma geldiğinde daha 15-16 yaşındaydı. Bu kağıdı sana yedireceğim Sakarya'da. Söyle bakalım. Şu anda neye bakıyorsun? Meral'e. Daha doğrusu cesedine. Hayır. Baktığın kendi cesedin Cansu. Senin sonun da böyle olacak. Nasıl yani? Bizim yolumuz bu Cansu. Önce Sencer, sonra Meral, belki sonra sen ya da ben. Ne fark eder? Anlıyorum. Kızımı aldılar benden. Ama oturup ağlayacak halim yok. Baba, ben de senin bir kızın sayılırım. Öyle mi dersin? Elbette. Baba. Kızım. Götürün, güzel bir yere gömün. Baba benim kitapsız. Söyle kitapsız. Nasıl gidiyor Suriye macerası? Hiç sorma baba. Burada durumlar kesat. Başkan bize büyük kelek attı. Emanetleri para karşılığı başkasına verdi. Ne dedin sen? Kiminle anlaşmış? Nasıl yani? Ne bileyim baba. Büyük para almış işte. Bak kahretsin. Fırsatımız varken öldürmeliydik bu adamı. Burada küçük Emrah gibi bir başıma kaldım baba. Ne yapacağım bilmiyorum. Tamam tamam. Ben şimdi terslerle bir bağlantı kuracağım. Bombaları geri alacağız, merak etme. Şimdi dikkatli ol. Saklan bir yere ve benden haber ver. Tamam baba. Kurban olayım, çabuk ol. Herifler gördüğü yerde harcayacak beni. Tamam. Başkan kazık mı atmış? Öyle görünüyor. Ama ben o kazıkla ne yapacağımı iyi biliyorum. Ne yapacağız şimdi baba? Bakalım Meral'in yerini alabilecek kadar iyi misin? Nasıl yani? Acem dostumuz Behram'ı bulup bana getir. Getiririm baba. Ne demek? Hadi acele et o zaman. Dikkat et. Ekip bir çoktan peşine düşmüştür. Tamam baba. Çok var mı konsolosla? Gelmek üzereyiz Behram Bey. Baba! Aç! Aç! Baba ben var ya, bu Muhit'in Şarapçılar Derneği başkanıyım. Stoklarımızda şarap eksildi, anlıyor musun? Bir şarap parası vereceksin mi be baba? Defet şunu başımdan. Baba bir şarap parası be. Allah'ım ya. Kardeşim rahat bırak. Hadi uzaklaş, yürü. Gitmiyorum lan hiçbir yere.
Şekil mi koyuyorsunuz lan bana? Artist misiniz siz he? Lan! İnsenize lan erkekseniz aşağıya! İnsenize! He? Ulan dernek başkanıyım ben. Çekil şuradan! Bir şarap parası be! Ulan canınızı mı istedik lan? Defedin şunu çabuk! Lan. He? Ulan benim gibi adama yapılır mı lan bu? Dernek başkanıyım ben be! Defol git lan buradan pis sarhoş! Lan el kol hareketi yapma bana! El kol hareketi yapma lan bana! Lan insene! Lan dur! Lan dur! Şarabı döküyorsun! Şarabı lan döküyorsun! Aşağı in! Polis çekme lan polis! Nerede yürü lan polis? Lan. Yürü hadi! Nerede lan bu mahallenin çocukları? Ha? İn lan! İn şuradan! Lan ne el kol yapıyorsun bana? Lan bırak lan! Lan bırak beni! Lan bırakın lan beni! Ayıp be! Bir şarap parası istedik lan, sizden dur. Be! Dernek başkanıyım ben be! Bırak beni! Birader ne istiyorsunuz bu adamdan? Sen karışma lan! Lanlı lunlu konuşma, aile izliyor. Ne diyorsun sen kardeşim? Diyorum ki... bu alın bir ton çeker. Tamam, tamam. Lütfen rica etsem silahınızı bırakır mısınız? Ne oluyor burada lan? Polis bunlar! Dur! Polis bunlar! Ateş edin çabuk! Kaçma lan gel buraya! Ateş et! Allah kahretsin! Hikârlar, Behram'ı almaya çalışıyorlar. Geç kalın. Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi ya? Bu hiç olmadı. Yok. Nereye geldik? Merak etme. Burada güvendesiniz. Şşş! Dikkatli olun. Kimseyi yaklaştırmayın arabaya. Sen sözünü tuttun. Sıra bende. Vay, vay, vay. Ayşegül, bu parayla ömrümüzün sonuna kadar rahat rahat yaşarız. Nerede yemeği düşünüyorsun o parayı? Bilmem. Sen seç. Mesela bana Dubai, Katar falan mantıklı geliyor. Benim aklıma daha güzel bir yer geliyor. Mesela? Cehenneme gitmeye ne dersin? Sen de geleceksen seve seve. Beni alacaklarını sanmıyorum. Ama sen şimdiden yer ayırtmışsın. Çok bekletme istersen. Ah Ayşegül, senin için her şeyimden vazgeçtim. Dünya umurumda değil. Hala görmüyor musun bunu? Görüyorum, merak etme. Görüyorum ve iğreniyorum. Kadınlar. Onları anlamak çok zor. Ebu Beşir. Bizi bu gece buradan çıkarabilir misin? Bu gece zor. Yarın ancak. Bu gece misafirimsiniz. Size güzel bir oda ayarlatırım istersen. Ne dersin? Ayşegül ne dersin?
balayına buradan başlayalım mı? Olur. Neden olmasın? Belki gırtlağını kesmek için bir fırsatım olur. Ayşegül bu fikri çok sevdi. Bu gece buradayız. Gel lan o zaman. Hadi. Yürü. Yürü. Ta 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 ta. Balayı suiti sayılmaz ama bence idare eder. Sakın dokunma bana. Kafanı koparırım senin. Ayşegül. Artık benimsin. Biliyorum. Boşuna saklanma. Çık ortaya. Adam gibi çek. Bak ben bulursam senin için hiç iyi olmaz. Bana bak. Bırak beni, nereye gideceksen git. Burada bir kimyasal bomba patlayacak. Üstelik suçu bize atacaklar. Sen git. Ben başımın çaresine bakarım. Ayşegül. Ayşegül. Delirme. Ben bunca şeyi senin için yaptım. Ölürüm. Bırakmam seni. Hayvan herif! Defol git! Defol! Sen kaşıttın aşağı.
adam ya. Çıksana lan! Aha da buradaymışsın. Kalk lan, kalk! Büyük hata yapıyorsun. Allah Allah, öyle mi diyorsun? Hata yapıyormuşum. Söyle lan, Akif nerede? Bombayı nerede patlatacaksınız, söyle lan! Günahsızların kanına gireceksiniz, söyle! Söyle lan! Hatice! Neşet mi gönderdi seni? Evet. Hemen gitmemiz lazım buradan. Ver silahını. Ver! Dur, ne yapıyorsun? Bir kişi eksilse fena mı olur? Adamlar etrafta. Silah sesine 2 dakikaya hepsi burada oldu. Saçmalama. Hadi gidelim. Hadi. Evlenmeye razıyım. Ne istersen. Ayşegül. Tamam mı? Senin de beni sevdiğini biliyordum. Bak. Bana biraz zaman ver sadece. Kötü şeyler yaşadım biliyorsun. Senin beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Ayşe. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni... Seviyorum diyemeyeceğim maalesef. Ayşe, ne yapıyorsun? Elinin körünü. Aga, nereye kayboldu bu adam? Sokağa girmişti sanki. İşte, işte orada. Sebo! 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 Ne olmuş lan buna? Sebo! Sanırım aşağı düşmüş. Sebo! 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 Sebo, iyi misin? Sebo! Sebo, iyi misin Sebo? Lan ne yapıyorsun aynen çalkalar gibi? Kendine gelsin diye. Sen sapasağlam adamı çalkalasan öldürürsün. Çek elini, çek! Hatice. Aha bak, kendine geldi işte. Hatice. Yok yok, Hatice değil ben, balta. Kafayı pis vurmuş birader, fena şişmiş. Ya ne saçmalıyorsun siz ya? Hatice değil, Cansu'ya söylüyor. Kız kardeşine. Hadi ya. Ha, şimdi oldu. İyi misin? Ay, başım kırıldı birader. Bismillah. Kim vurdu abi sana? Tam şerefsizi kıstırdım. Teslim alacaktım ki arkamdan biri vurdu.
Bir döndüm. Bizim Hatice. Emin misin? Gördüm diyorum oğlum. Gözümle gördüm. Abi emin misin? Değilim abi emin. Alkolüyüm ben. Berduşum. Hayal görüyorum ben. Abi ayıp oluyor ama. Ne yani? Yalan mı diyor? O devir kapandı. O devir kapandı güzel kardeşim. Tamam tamam. Beni bir atmayın ya. Tabii. Nereye gittin peki? Ne bileyim ben İlker. Ya benim kardeşim Neşet denen şerefsizle çalışıyor. Ya nereden bulaştı bu kız bu pis işlere? Nereden bulaştı? Ya dur dur. Belki öyle değildir. Öyle öyle. Lassa, ben oraya. Türkler için işkence de iyi derler, doğru mu sence? Ben fena değilimdir. Ama hanımefendiyi bilmiyorum. Küstah bir Türk daha. Küstah demeyelim de... esprili bir kişiliğim var. Göreceğiz bakalım. Götürün bunları. Hemşerim, aleyküm. Aleyküm. Yallah. Başarılı. Azından hala yaşıyor. Bir şey mi dedin? Yok bir şey yok. Nereye gitti o? Kim? Kim olacak? Ayşegül! Seninle beraber değil miydi? Kaçtı! Hemen yakala onu lütfen! Ne oldu başkan? Ayşegül terk etti galiba seni. Senin ne işin var lan burada? Tebrik etmeye geldim seni. Ama bakıyorum ayrılmışsınız bile. Ayrılık acısını böyle mi atlatıyorsun başkan? Geberteceğim lan seni! Oo. Dur bakalım. Bunlar benim. Öldürmeden önce ne bildiklerini bilmem lazım. Ayşegül kaçtı diyorum! Nereye gidecek? Dert etme, buluruz. Buralar benim. Rutallo, filkul mahal. Yalla! Lettirce lehalkum. Yalla! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Sakin ol! Olamam! Bu adamların elinde bütün şehirdeki herkesi öldürecek kadar kimyasal silah var! Olamam! Üstelik bizimkilerden de hala bir haber yok! Bir yolunu bulup buradan çıkmalıyız. Baba benim yine.
Söyle kitapsız. Baba, var mı bir gelişme? Evet var. Behram'la konuştum. Suriye'deki dostlarını aradı. Sana yardım edecek. Şansu sağ ol. Oh be. Gidip hem kimyasal silahları alacaksın, hem de o başkanın kafasına sıkacaksın. O zaman da Ayşegül bana kalır. Önce silahlar. Sonra ne yaparsan yap. Tamam baba. Alacağım silahları. Sen şu adamların adresini bana ver. Ondan sonra kolay. Şehrin batı tarafında eski bir postane varmış. Oradan alacaklar seni. Eyvallah Neşet baba. Gerisi bende, merak etme. Yallah ruh ala beyti. La ala beyti. Otur kıyını. Ana bir can var. Kendimler. Ayşe gülme lan o. Hakikaten o. Hey aksan mı hadi? Vay vay ya. Ben til halva. I am journalist. Journalist. Hey, beni bırakın. Gazeteciyim. Don't touch me. I'm journalist. Hani nerede adam? Kusura bakmayın sayın müsteşarım. Elimizden kaçırdık adam. Nasıl kaçırırsınız? Behram denen adam hem Ayşegül'ü hem de kimyasal silahları bulmanın tek yolu. Perslilerin projesi başarılı olacak. Üstelik silah Türkiye'den gitti gösterilecek. Oh. Biz elimizden geleni yaptık sayın müsteşarım. Son anda kaçmayı başardı. Behram'ın izini buldum. Nerede? En son arabadan inip konsolosluğa girmiş. Konsolosluğa mı girmiş? Ne yapacağız şimdi? Adamı almazsak kimyasal silahlar patlayacak. Belki Ayşegül, belki Akif abim bile ölecek. Ne geçiyor aklınızdan? Konsolosluğa girip adamı karga tulumba almaya kalkmayacaksınız herhalde. İyi de müsteşarım, başka şansımız yok ki. Adamı almazsak binlerce masum insan ölecek. Bakın, anlamıyorsunuz galiba. Konsolosluklar yabancı ülke toprağıdır. Girdiğiniz an savaş çıkar. Üstelik bunun uluslararası yaptırımları da var. Başka bir yol bulun o zaman. Konsolosluğun etrafına ekip gönderin. Behram çıkar efendim. Çıkmaz alsınlar. Peki efendim. Ne çıkmazsa bu adam ne olacak? O zaman yapacak bir şey yok. Agaları ne yapacağız? Adamın keyfini mi bekleyeceğiz? Ne biçim adamın keyfini? Binlerce Müslümanı katledecek adamlar. Bir de kabahati bize atacaklar. Biz ne yapacağız? Adam çıksın diye konsolosluğun kapısında bekleyeceğiz mi it gibi? Oldu. Olmadı. O zaman dalıyoruz. Bir dakika durun ya arkadaşlar. Önce bir sahibine danışalım. Başımıza ne iş geldiyse kendi başımıza iş yapmaktan geldi birader. Çok güzel bir tezgah. Bırak!
Yaptın güzellik. Kim derdi bir gün senin hayatını kurtaracağım? Sen nereden çıktın? Lüzumsuz soruları geçelim. Esas meseleye gelelim. Başkan denen şerefsiz nerede? Sana niye söyleyeyim bunu? Birincisi, gördüğün üzere benim silahım var. İkincisi, gördüğün üzere bu silah dolu. Sen başkanın değil, silahların peşindesin. Maşallah, zehir gibisin, zehir. Şimdi, kafana mı sıkayım, yoksa beni götürecek misin? Sık! Ama kafana sıkarsam, sonra da silahları bulursam hiç şansın kalmaz. Yaşarsan belki bir şey yapma şansın olur. O da bir ihtimal tabii. Tamam. Tamam. Götüreceğim seni. Önce at bakayım şu bıçağı. At. At. Hadi bakalım düş önüme. Akif'ten haber var mı İstavrit? Daha yok. Ayşe Cül'ü bulsa arardı muhakkak da. Bak ne diyeceğim be reis. Biz de kalkıp gidelim mi Suriye'ye he? Ne dersin? Dur bakalım. Şu Akif'ten bir haber alalım da. Selamun aleyküm ağalar. Selamun aleyküm selam. Aleyküm selam Sebe. Boşakla. Siz de böyle oturun bakayım. Eyvallah, Allah razı olsun İstavrit. İlker, sen de böyle otur bakayım. Reis. Ben şey için geldim ama. İstavrit çay koy çocuklara. Nasılsın İlker'ciğim? Hamdolsun reis. Reis ben çok pişmanım. Sen nasılsın Balta kardeş? Eyvallah Erenler. Reisim. Biz sana bir akıl danışmaya geldik. Himmete muhtaç bir dede. Nerede kaldı gayri himmet ede? Biraz ehemmiyet arz ediyor reis. Buyurun. Bir adam var. Adı Behram. Suriye'deki silahların yerine bir tek o biliyor. Ayşegül'ün de. Adamı mı bulamıyorsunuz? Adamı bulduk ama konsolosluğa sığındı. Durum sakat anlayacağınız. Buyur. Eyvallah. Reisim konsolosluğa girersek savaş çıkacak. Girmezsek de bir sürü Müslümanı katledecekler. Ne yapacağımızı bilemedik. Akif abi burada olsa çoktan girip çıkmıştık da yok işte. Erenler size bir şey diyeyim. Bu hayat böyle yaparsan şöyle mi olur? Şöyle yaparsan böyle mi olur diye geçmez. Allah'a inanıyor musunuz? Elhamdülillah. Tarık bin Ziyad da inanıyordu. Geldiler İspanya kıyılarına. Askerler heyecanlı. Karşı tarafta barbarlar var. Mesken etmişler İspanya'yı. Lafın gelişi değil. Bildiğin barbar. Bir de bize barbar derler iyi mi? Hazretimin askerleri yay gibi gerilmişler. Ne yapıyor Tarık bin Ziyad? Çıkartıyor askerlerini karaya. Diyor yakın gemileri. Artık önünüzde deniz gibi düşman. Arkanızda düşman gibi deniz. Ya onurla şehadet ya da zilletle ölüm. Abo! Nasıl dönecekler peki? Bu laflardan sonra ölmek olur ama dönmek olmaz Balta. Neden korkuyorsun arkadaş? Kafirden mi? Münafıktan mı? Müslüman dediğin izzetli olur. Hak yolunda gözü kara,
haksızlık karşısında dağ gibi olur. Hak karşısında da boynu kıldan ince olur. Unutmayın ağalar, cesaretle pişeraş. Olacağını ki en fazla ümmeti Muhammed uğrunda kurban olursunuz. O da cana minnet. Eyvallah reisim. Biz alacağımızı aldık. Hepim reis. Estağfurullah. Büyüksün reis. Büyük Allah. Biz de deryada bir katre olabilirsek şeref sayarız. Sağlıcakla kalın. Eyvallah. Reis. Hiçbir şey demeyecek misin? Bakmayacak mısın yüzüme reis? Carlos, hadi geç kalıyoruz. Güvenlik sistemleri iptal olacak biraz sonra. Başaramazsak biteriz biliyorsun değil mi? En küçük bir hatada asarlar bizi. Başaracağız inşallah birader. Gemileri yaktık. Artık dönüş yok. Başaracağız. İnşallah. Var mı bu katil? Hayır abi yok. Ben bütün dosyaları Konsolos Bey'in masasına bıraktım. Tamam, verin alın sonra. Konsolos Bey onaylayınca arşive kaldırırız. Kaldırın ellerinizi. Siz kimsiniz? Nasıl girdiniz içeri? Kes lan, kaldır ellerini. Burası konsolosluk. Hadi ya.
Biz de süpermarket diye girmiştik ama yanılmışız be. Kimseye zarar vermek istemiyoruz. Behram denen adam nerede? Burada öyle biri yok. Emin misin? Yok dedim. Burada görmüş olabilirim. Kimyasal silahların yerini bilen kadın bu mu? Ta kendisi. Nasıl? Güzel kız değil mi? Konuşacak mı pek? Biraz inatçıdır. Ama kırmaz beni. Değil mi kız? İğrensin. Bak dedim sana. Bir de böyle şakacı. Bana bak. Fazla vaktimiz yok. Söyle. Nerede tutuyor başkan emaneti? Söyle. Türkiye'yi terörist devlet gibi göstermenize müsaade etmeyeceğim. O bombayı patlatamayacaksınız. Hasta mısın kızım sen? Öldüreceğim seni diyorum. Öldürsen öldür. Sen bu kızı konuşturamazsın. Konuşur, konuşur. Başınızın büyük belada olduğunu farkındasınız değil mi? Biz ailemizden memnunuz ablacığım, sen merak etme. Söyleyin hangi oda? Şu ilerki oda. Bak tensiyonlar nasıl? Bize canlı lazım. Söyleyecek misin? Tamam, tamam söyleyeceğim. Tamam. Nerede silahlar? Cebimde. Gel bak. Gözü de karaymış. Gözü karadır ama kalbi yumuşaktır. Metem. Sevmedim bir yöntem. Metem. Ama senin gibi merhamet budalalarında işe yarar. Metem. Dur, ne yapıyorsun? Metem. Dur! Hay Allah, yanlışlıkla oldu. Şeytan doldurduysa demek ki. Allah kahretsin seni hayvan. Ayşegül, ben bu lafları çok duydum. Ama esas duymak istediğimi söylersen ben de sana yardımcı olabilirim. Silahlar nerede?
Bilmiyorum. O zaman seyirciye sorma hakkını kullanalım. Başladı Ayşegül Hanım. Yumam! Zaten haklıyım olacağım. Yumam! Sakaryalı iyi misin? Aç gözünü! Carlos! Sakaryalı! Sakaryalı iyi misin? Carlos iyi misin? Ya Allah. Ya bir susun. Allah Allah. Kaçtı mı herif? Düz değil. Şimdi kaçıyor. Nereye gidiyorsun birader? He? Nereye gidiyorsun? Daha karpuz keseceydik. He? Nereye gidiyorsun lan? Aha Sebo yakalamış. Nereye gidiyorsun lan? He? Nereye gidiyorsun şerefsiz? Söyle bakayım. Söyle lan. Gel buraya gel. Evet Ayşegül Hanım. Süremiz daraldı. Eğer doğru cevabı veremezseniz... Bu kadını öldürün. Bırak kadını. O insanlar masum. Ne istiyorsun onlardan? Son 5 saniye. 5. Mişen Alma. 4. Mişen Alma. 3. Deli misin Yuma. Sen? Bırak kadını. 2. Mişen Alma. 1. Tamam dur. Maalesef süremiz doldu. Niye yaptın bunu? Geç lan şimdi. Allah'ın belası. Allah'ın belası psikopat. Aslına bakarsan zevk almıyor. Desem yalan olur. Sen ayağa kalkmaya pek heveslisin. Gel bakayım, Yuma. Gel. Gel. Dur lan, dur. Evet. Sarakini. Şimdi, yarışmanın en heyecanlı yerine geldim. Ayşegül Hanım, son joker hakkını kullanıyor. Böyle heyecanlar olur. El titremesi falan. Ne hayırsız bir mahluksun sen. Tarakini. Son kez soruyoruz. Kimyasal silahlar nerede? Süreniz başladı. İstersen harf alabilirsin. Ama pek bir işine yaramaz. Yumma. Bakça nerede lan söyle bana. Kim? Cansu'yu soruyor birader, Cansu'yu. Öyle birini tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun lan? İnşaattan olmadı mı senin? İsmini bilmiyorum. Yalan söyleme lan! Yalan söyleme! Yalan söyleme bana! Yalan söyleme! Yalan söyleme! Bana yalan söyleme lan! Elimden bir kaza çıkacak. Sebo, bırak şimdi Cansu. Silahların, Akif'in, Ayşegül'ün yerini öğrenmemiz lazım. Karışma bir işime ya! Nerede lan Hatice söyle bana. Nerede? Bilmiyorum. Yuma. Ne olur bırak o çocuğu. Çocuğun hayatı benim elimde değil ki. Senin ellerinde. Söyle bırakayım.
öleceğim, tamam. Emin misin? Yemin ediyorum söyleyeceğim. Bırak çocuğu. İyi niyetimin bir göstergesi olarak bu minik yavruyu bağışlıyorum. Yüce ben. Yuma. Her şeyi anlatacağım. Sizi oraya götürebilirim. Kimyasalları nerede sakladıklarını biliyorum. Ve kazana mavi köşede. Kitapsız. Hayvan herif. Buradakilerden daha vahşi. Biz seni gördüm hayatımda. Sen onu bunu bırak. Alabildiğin kadar adam al. Hemen gidip alalım malzemeleri. Tamam. Bana bir iki saat ver. Yuma. Hadi. Yuma. Efti Haynek. Cevap ver ulan. Bu gece su bırakmadı mı lan seni? He? Tamam. O bıraktı. Bir şey dedi mi sana? Nereye gittiğini falan söyledi mi? Hiçbir şey söylemedi. Seba tamam Seba. Bak Allah canımı alsın acımam. Şurada şarjörü boşaltırım kafana. Doğru söyle. He sık. Gebert adamı. Biz de ne Ayşegül'ü bulalım ne de silahları. Seba tamam yeter. Sakin. Ya birader ne yapıyorsun sen? Zaten başımız büyük belada. Hadi gidelim. Hadi. Peki bu içeridekiler ne olacak? Gördüler bizi. Behram elimizdeyken bize hiçbir şey yapamazlar. Sanki bilmiyorlar ne halt yediklerini. Ya zaten kameraları iptal etmişim ben. Hiçbir şey ispatlayamazlar. Hadi hemen çıkalım hadi. Hadi. Nasıl bir belaya bulaştığınızın farkında bak, mısınız? Bak hala. Öyle tabii. Ses bozmanız falan. Şey ya. Bana bak çok konuşma yiyeceksin şimdi kafana silah kaplasın ha. Yürü. Günaydın. Sana da. Sence bize ne yapacaklar? Güzel bir kahvaltı versinler. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Bir şey soracağım sana. Buyur. Bu Ayşegül kim? Bizim şef. Bana sanki daha fazlası gibi geldi. Ne demek istiyorsun sen? Sanki senin için daha fazla şey ifade ediyor gibi. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü bütün gece onun adını sayıkladın. Sabaha kadar bir bomba bir Ayşegül. Yani tamam boş ver şimdi bu meseleyi. Buradan nasıl çıkarız onu düşün sen. Bütün gece ne yaptığını sanıyorsun? Adamların hala Ayşegül'ü bulamadılar mı? Maalesef. Her yere baktılar ama bir iz yok. Benim o kızı bulmam lazım. Her şeyimi onun için feda ettim. Tamam. Bana biraz daha zaman ver. Bugün içinde bul onu. İsme! Nereye gidiyor o tepsi? Kırklara. Gel buraya gel. Bunu Akif'e ver. Afiyet olsun. Galiba senin kız bu Akif denen adamı seviyor. Hayır. O beni seviyor. Sadece alışması biraz zaman alacak. Hadi acele et, hadi. Hadi tamam. Acele et. Tamam, halletmek üzereyim. Geliyorlar, geliyorlar. Çabuk hadi, çabuk. Tamam oldu.
Acıktınız mı? Size yemek getirdik. Seninki özel soslu. Sen ben çıkarırım. Sakın ateş etme. Oo, başkan. Neredesin sen ya? Gel bak ne diyeceğim, gel. Gel lan, dövmeyeceğim, gel. Bak ne istiyorsan yaparım. Sakın beni öldürme. Silahların yerini söyleyerek başlayabilirsin mesela. Yan tarafta, hangarda. Tamam mı? Gelin benimle. Tamam. Bak ben size sadığım. Ne istersen yaparım. Ortada yanlış bir anlaşılma var. Allah Allah. Aldığım paralar da Neşet için zaten. Var mı son bir sözün?
Neşet'le görüşmek istiyorum. Ben görüştüm. Sana çok selamı var. Ha, bu arada. Ayşegül'ü de merak etme. Onu da bombalarla birlikte havaya uçuracağım. Senden bir iki saat sonra da o geliyor yani. Malum sevenleri ayırmak olmaz. Ne olur? Ne olur? Ayşegül'ü bırak. Birader mal mısın sen? Kız senden tiksiniyor. Sen hala Ayşegül falan filan la. Kimyasalları aldım. Tamam, hemen gidelim buradan. Her şey tamam. Hadi gidelim. Hadi beyler, hadi. Başkan. Hiç bakma, çoktan ölmüş. Aptal, aptal herif. Nereden nereye? Yaktın boşu boşuna kendini. Ne yapıyorsun? Bizimkileri arıyorum. Bombanın nerede patlayacağını öğrenmiş olabilirler. Nasıl? Tersle birinden öğreneceklerdi. Tabii adamı yakaladılarsa. Bilader, ben geceden beri vurmaktan yoruldum. Bu herif dayak yemekten yorulmadı. Bu. Ya oğlum siz de adamın günahına girmeyin. Belki de bilmiyordur gerçekten. Biliyor ya. Bilmez olur mu bu? Bal gibi de biliyor. Ne yapacağız agalar? Konuşturmamız lazım bu lavuğu. Konuştururuz Allah'ın izniyle. Alo? Sebo. Sebo ben Akif. Akif, iyi misin kurban oldum? Sebo, adamlar bombayı patlatmak üzere. Ya burası kan gölüne dönecek. Konuşturdunuz mu adamı, buldunuz mu? Bulduk ama konuşmuyor namussuz. Ya o kadar adam bir herifi konuşturamıyor musunuz ya? Ya burada yüzlerce insanın, Ayşegül'ün ve benim hayatım söz konusu ya. Tamam sakin ol. Bir yolunu bulacağız kurban oldum tamam. Sebo bak senin o adamı bülbül gibi öttürmen lazım kardeşim. Hadi gözünü seveyim. Gözünü seveyim elinize çabuk tutun Sebo hadi. Tamam Akif'im ben seni 5 dakikaya bu numarada arayacağım tamam. Hemen şimdi söyleyeceksin. Adam gibi söyleyeceksin yoksa seni gömerim buraya. Nerede patlatacaklar bombayı söyle bana. Yoksa buradan yemin ederim sana çıkamazsın seni buraya gömerim. Seni buraya gömerim Allah canımı alsın gömerim. Benden asla bir şey öğrenemeyeceksiniz. Öyle mi diyorsun? Öğrenemez. Hala benden bir şey öğrenemeyeceksiniz diyor ya. Tamam. Bana bak. Beni zıvanadan çıkarma. Yoksa ayaklarını kırarım senin. Konuşacak mısın? Konuşacak mısın? Yalvarırım durun. Ne oldu? Beyler. İlker'den şaşırtan bir performans. Farkında mıyız? Öyle. Söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ama ne olur çözün beni. Niye? İlker. Bir mikropluk yapmasın la bu. Adamın önünde portakal bulsa sıra daha ne yapacak? Bana bak sen yine de dikkatli ol birader. Bu lavuğun ne yapacağı belli olmaz. Bari çocukları bırakın. Lan saçma sapan konuşma. Bıraksak ne olacak? Bomba patlamadan kıta mı değiştirecek? Zaten herkes ölecek.
O zaman niye bağlıyorsunuz bizi? Bilmem. Gıcıklık olsun diye. Sen nasıl kaçacaksın o zaman? O kadarını düşündük herhalde. Biz helikopterle pıtı 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 pıtı. Kaç dakikaya ayarlıyoruz? 15 dakika iyidir. Birazdan buhar olacaksın güzel kız. Gittiğin yerde başkana selam söyle, tamam mı? Bomba tamam, çıkmamız lazım. Geri sayım başladı. Hepsi bağlandı mı? Hepsi tamam. Madem öyle, hadi bize müsaade. Yalnız burada kalacak biri lazım. Onu merak etme. Etrafa 2-3 kişi dikeceğiz. Güzel. Hadi kardeşim, seni mi bekleyeceğiz? Hadi konuş, işimiz var da. Hadi. Bir bardak su verin. Yalvarırım, bir bardak su verin. Al iç. Akif söylüyor şimdi namusu, söylüyor. Çebo ne olur acele edin. Adamlar patlatmak üzere. Ne olur hadi. Ne olmuş? Adam konuşacak. Alo. Sıkkın iç. Akif. Akif. Nerede patlayacak bomba? Sesin gelmiyor kurban. Vallahi kitabıma sıkarım. Akif. Adam telefonda bekliyor. Konuş. Lan bana bak. Gözünün yaşına bakmam, sıkarım kafana. Konuş. Konuş. Hadi birader, uzatma hadi. Konuş sana birader hadi. Yaklaşmayın. Sakın. İndir o silahı. Sakın. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Delirme. Seni burada delik deşek ederiz. Bak yapma. Yapma. Çebo ne oluyor orada ya? Çebo! Aşağılık herifler! Kendinizi Orta Doğu'nun abisi zannediyorsunuz. Bittiniz siz. Küresel güç olacağını zannediyorsunuz. Osmanlı zannediyorsunuz kendinizi. Ne var bunda ihtiyar? Bocunacak bir ecdadımız yok çok şükür. Bana bak. Aslanı inkar eden haramzadenin tekidir. Öz mü öz, bizim dedelerimiz Osmanlı. Dur, yaklaşma. Devir artık bizim devrimiz. Terslerin muhteşem devri başlıyor. Sakın yapma. Sakın yapma birader, sakın. Sakın yapma. 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 Sebo. Sebo ne oldu? Vurdunuz mu adamı? Sebo! Abi biz bir şey yapmadık. Herif kendi kafasına sıktı. Ne? Öldürdü kendini. Bittik şimdi. Mahvolduk. Kahretsin! Öldürmüş kendini. Dur! Sakin ol! Olmuyorum! Bir düşünelim. Nasıl olayım? Ne zamandır buradasın? 3 ay oldu. Neden? Düşün. Düşün, belki bulursun. Böyle bir bombayı en işlek caddede, en kalabalık sokakta patlatmak isterler. Neresi olabilir? Bir sürü sokak. Hepsi de birbirinden kalabalık. Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin ya? Nasıl bilmezsin? Nasıl? Bak, bana sorarsan buradan hemen çıkmalıyız. Bomba patlarsa biz de ölürüz, anlıyor musun? Ne kadar uzağa gidersek o kadar iyi. Hadi yürü, yürü! Çabuk! Bir yolu olmalı bunun. İlla bir yolu olmalı. Yok. Yok diyorum sana, anlamıyor musun? Geliyor musun, gelmiyor musun? Sen git. Ayşegül buradaysa ben de buradayım. İyi. Sen bilirsin, ben gidiyorum.
ederiz. Akif, neredesin? Ne olur gel artık. Biliyor musun? Yıkılmış bir Baba İsat heykeli var. Onun arkasında boş bir mekan, boş bir mekan. Orada patlatacaklar. Yakın mı buraya? Affet. Bizleri bağışla. Kusurlarımızı affet. Bu masumlara acı.
Onları bu zulmetten kurtar. Ayşegül! 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 Akif! Ayşegül! Biliyordum. Geleceğini biliyordum. Ne yapıyorsun? Zaten patlayacak. Kaybedecek neyin var ki? Ne yaptığını biliyor musun? Tabii ki hayır.